Herkese selam. Ben Ata. Ailenizin favori MC'si, en sevdiğiniz rapçi ve Guild Wars'un en iyi oyuncusu. Bugün şimdi sizlere Halloween'la ilgili birkaç bir detay vereceğim. Aslında geçmiş senelerden Halloween Labirent Farm ile ilgili bir videomuz var. Labirent Farm'ı çok değişmedi. Ama sürekli böyle hani nasıl desem Knight tarzı, Metin tarzı böyle sürekli farm yapmak istemeyen arkadaşlar için yeni taktikler, yeni yollar göstereceğim. Tabii ki de Labirent Farm'ı kadar böyle mükemmel şeyler değil. Çoğu bir kere yapılabilir şeyler. Ama en azından sizi daha az sıkarak gene para kazanmanıza yardımcı olacaktır. Fazla uzatmadan hemen göstereyim. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Şarkılara falan da bir göz atın. Güzel işler yapıyoruz. Evet. Şimdi öncelikle Raceway'i göstereceğim sizlere. Buradan Mad King's Labyrinth'ten Raceway'e gidiyoruz. Peki buradan nasıl para kazanacağız derseniz, bir kere ilk yapışınız bütün festival boyunca ilk yapışınız ikişer kutu veriyor. Yani altın, silver ve bronze, yani 3 şeyden ikişer kutu veriyor. Ondan sonraki her günlük yapışınız birer tane veriyor. Burada gördüğünüz gibi time trial'larımız var. 3 tane. Şu time trial zor. Bunu yani ben bayağı bir uğraştım. Gerçi ben Roller Beetle'ı çok kötü sürdüğüm için de olabilir. Ama yapabiliyorsanız şu time trial'ı da yapın. Bu sadece Roller Beetle'la yapılabiliyor. Ama şurada 2 tane kolay time trial'ımız var. Bakın bu zor. Ama şu Springer'lı olan ve şu Jackal'lı olan kolay. Hemen şimdi size bir tur göstereceğim nasıl yapıldığını. Bu Springer diyor ama Skyscale'e daha kolay oluyor. Günlük bir kere bunu yaparsanız, hatta festival boyunca ilk yapışınız 2 verecek. Dolayısıyla hiç hani yok ben her gün bunu bir kere yapmam diyenler bile en azından sadece bir kere yapsınlar günlük olmamak kaydıyla. Çifter ödüllerini alsınlar. Şimdi gördüğünüz gibi yaklaşık 1 dakika falan sürüyor bunu yapması her gün. 1 dakikada gelen paraya bakın şimdi. Tabii şimdi bir dakika olduğu için birden evet arkadaşlar şimdi 50 gold para geldi tarzı bir şey tabii ki de beklemeyin. Ama şimdi bunu festival 21 gün sürecek bildiğim kadarıyla bakalım şuradan. Aynen 20 bugün bunu yükleyeceğim. Bugün yaparsanız 21 gün sürecek. Yani 21 dakikanızı harcayacaksınız totalde. Totalde gelen de şu olacak. Bunu saymıyorum. Bu Mad King Herald Intern'den gelen. Şimdi şu an 3 tane kutu verdi bana değil mi? Bu 3 kutuyu açıyorum. Bundan 10, bundan 5, bundan da 3 verdi. 3 taneyi şöyle ayırayım köşeye. Hatta direkt açayım ki karışmasın. 18 taneyi şöyle hesapladığımız zaman 64 silver para eder. Bunu da 20 ile çarparsanız işte 10 ile çarpınca 6 gold, 12 gold. Yani fees'e falan 10 gold festivalden para kazanmış olacaksınız. 20 dakikada 10 gold gibi düşünün. Dediğim gibi bu farm değil, kısa sürede çok şey yaparak para kasma, sıkılmadan para kasma yöntemi olarak bunları gösteriyorum. Yoksa sadece 60 silver bu. Dediğim gibi yine bu Jackal Race'i de aynı şekilde. Bunu göstermeyeceğim artık anlamışsınızdır. Her gün bir kere buradaki şeyleri yapıp yarışları yapıp kutuları alıp Trick or Treat bag'leri açacaksınız. Ardından labirente gidiyoruz. Labirente de bir tane var. Yarışımız var labirente de bir tane. Onu da her gün yapın. Ayrıca labirentte şu an mekanist bayağı kuvvetli. Hatta millet rifle mekanistle ilgili mimler falan çıkarttı biliyorsunuz. Hatta işte sabırsızlanıyorum. Rifle mech'lerin her şeye tek attığını görmek için falan tarzı şeyler, yorumlar atılıyordu. Gerçekten öyle. Hatta bu şu an çok da güzel üzerine denk geldi. Görüyorsunuz. Şuraya bir tane rifle mech'imiz tesisatı kurarız. Onlara koyarız misali. Kurmuş tesisatı. Buradan AFK farmını çakıyor kral. Buradaki time trial'ımız da var. Bunu da her gün yaparsanız bir kere atlamadan. Bu time trial'lardan dediğim gibi tanesinden yarım bir dakikada işte yarım gold para kazanıyorsunuz. Bu şekilde bunları yapacaksınız. Bu bir. İki, Mad King's Eve'imiz var. O da şu oluyor. Eve of the Mad King. Şurası. Ha 5 daily yaptıkça 5 günde bir şu kutudan veriyor. Bu kutunun içinden de işte RNG'sel olarak droplar çıkabilir. Bunu deneyebilirsiniz. Dediğim gibi kendi corn cob falan da seçebiliyorsunuz bunun içerisinden. Daily
tabımız burada. Burada kolay şeyler var. Yani trick or treat bag açma. İşte Halloween kostüm bural şampiyonu mesela sadece şeyde yapın. Her tek saatte yani işte 13, 15, 17 gibi saatlerde mesela 25 dakika sonra bundan Mad King Says oluyor Lions Arch Meydanı'nda. Dilencilik şeysi bu. Çok fazla bir şey vermiyor. Oranın bitişinde herkesi Lions Arch'taki kazanın içine atıyor. Dışarı çıktığınızda kostüm Brawl'a dönüşmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında hani ararsanız zor ama nasıl yapacağınızı bilirseniz 1 dakika bile sürmeyecek. 10 saniyenizi alacak bir daily. Bunu yapabilirsiniz. Aynı şekilde Labirent'te minyon yaparken 40 tane işte minyon kesme. Bu kolay. Ondan sonra Trick or Treat baglerini açmak kolay. Ama buna özel olarak vakit ayırmanız çok mantıklı değil sadece para kasacaksanız eğer. İçindeki skinleri istiyorsanız tabii ki güzel olabilir. Skinlerde şu şekilde Haunted silahları 5 daily'de bir veriyor. Şöyle göstereyim. Bunu upgrade ediyorsunuz. Biraz kendi coin verip size kutudan verdiği versiyonu bu. Onu buna upgrade'leyebiliyorsunuz. Böyle ışıklı mışıklı Razer versiyonuna. Ama dediğim gibi para versiyonu da dönüştürebilirsiniz. Ama benim burada asıl göstermek istediğim şey şu. 3 tane şampiyon kestiğiniz zaman size her gün 3 tane Halloween prize bag veriyor. Bunların fiyatı sabahleyin 1 gold civarındaydı. Tabii hızlıca düşüşe geçmiş olabilir. O yüzden bakalım 75 silver'a düşmüş bile. Bunu tabii 3 tane şampiyonu kestiğiniz zaman buradan da paraları alabilirsiniz. Maalesef ki labirentin içindekiler legendary boss olduğu için şampiyon sayılmıyor. Bunu en rahat yapabileceğiniz, en rahat kombine edebileceğiniz şey World vs. World'deki şeyler olabilir. Tower ve kale lordları olabilir. Ya da Daily Strike'dan mesela Kainang ve Harvest Temple geldiği zaman onun içindeki şampiyonları kestiğiniz zaman da kutulardan sayıyor bu kutulardan. Dolayısıyla Daily Strike'ınızı yani gördüğünüz zaman yapın şey olduğunda özellikle. Kainang ve Harvest Temple olduğunda böylelikle bir taşla iki kuşu vurursunuz. 3 tanesini hadi 50 silver'a düşsün. 1,5 gold. Hiç yoktan beleş para demektir fazladan her gün. Hiçbir şey yapmadan sadece daily'den gelen şey. Hemen bunu açmak istiyorum derseniz içinden de tabii böyle skinler çıkıyor. Basit skinler. Hani basit güzellikte diyeyim. Minimalist sevenler için. Böyle işte zincirli mincirli fetish sex şeyleri, silahları. Bu ikinci göstereceğim şeydi. Buradaki Trick or Treat Across Tyre'yi 3 tane her gün şampiyon kesme kısmı. Ardından son bir yer daha göstereceğim sizlere. Minimum efor, maksimum para kasma yöntemi olarak. Labirent farmına değinmiyorum. Onun videosu zaten kanalda var. Ama mekanistten bahsettim dediğim gibi. Mekanistle yaparsanız en çok şu an mekanistle kasarsınız. Yolda direkt bütün her gördüğünüz şey tak 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 diye tek atarak gidiyor resmen. Yani 7 inor çok önemli değil open world için. Şimdi göstereceğim son kısımda şu olacak. Bir Mad King's Clock Tower var aslında. Ama bunu çoğu insan takılıyor bunu yapmakta. Dolayısıyla bir tur girip istiyorsanız bir göstereyim istiyorum ben. Yani çok neyini gösterebilirim Jumping Puzzle'ın emin değilim. Ama yani ben dün mesela yayında 3 dakikada 3 kere şak 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 yapıp bitirdim. Ama insanlar çok takılıyorlar bunu yaparken. Dolayısıyla gene de bir göstereyim. Bunu bir kere yapmanız yeterli. Annual için 3 kere istiyor. Ama bütün Halloween boyunca bir kere yapmanız yeterli. Bir kere yaptığınızda size Candy Corn Gob veriyor. Candy Corn Gob da dün 4 gold'du. Şu an tabii düşmüştür. 3,5 gold. Yani 1 dakikada 3,5 gold kazanıyorsunuz. Bu da tabii yüksek bir rakam. Gayet güzel. Ama tabii bir kere dediğim gibi. Ama minimum efor, maksimum para videosu olduğu için buna değinmezsem kendimi herhalde eksik hissederdim. Bir tur gene de dönmek istiyorum bu jumping puzzle'ı yapamayanlar için özellikle. Trik yani püf noktaları çok olduğunu zannetmiyorum. Ama gene de bahsedeceğim. Bazı zor noktaları var çünkü. Hani burada şuna dikkat edin, şuradan atlayın falan tarzı. Gene de bir elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Belki oralarda takılan arkadaşlar varsa takılmadan geçebilirler buraları bu sayede diye düşünüyorum.
Şimdi burada bir timer sayıyor. Bu timer saydıktan sonra bizi içeriye alıyor. Bizim de şansımıza tam map'in sonuna denk gelmişiz. O yüzden biraz uzun sürdü içeri girmesi. Bu timer da oldu. Bizi içeriye aldı. Şimdi burada diğer insanlara biraz takılıyor insanlar. Hani onlar yokmuş gibi davranmaya çalışın. Bir. İkincisi şuradan gitmeyin. Başlangıçta şu soldan gitmek daha mantıklı. Bu arada inşallah videonun azizliğine uğrayıp fail'lamam. Çünkü dün hiç fail'lamadım yani ama bugün fail'layabilirim. Tam çünkü videoyu da izledim. 2 saat kesmeyle biçmeyle uğraşmak istemiyorum. Sakin olmak en önemlisi. Ve ben size şunu öneriyorum. Space artı W ile gidin. Zor jump'lara. Özellikle burası. Başlangıç kısmını. Space artı W ile gidin. Yani W space yapmayın. Önce space'e basın sonra W. Gördüğünüz gibi çok sakinim. Arka hemen hemen neredeyse öleceğim. Yani bir saniye bile düşersem ölürüm. Gördüğünüz gibi eller arkamdan kıçımı ellemek için geliyor ama hiç gördüğünüz gibi sakin, relax. Son derece yeni şeyden çıkmış gibi. Anladınız onu. O kadar relaxım. Şu an keyfi cigarillo de Italiano'mu yakıp o kadar rahat bir şekilde zıplıyorum. Gördüğünüz gibi hep Space W. Tabii siz görmüyorsunuz benim klavyemi görmediğiniz için ama sonra ardından buraya atlıyoruz. Burada da sakin. Sakin abi. Aa düştüm canım gitti falan. Zaten onu istiyor. Tüm canı gidecek. Rahat abi. Zorlandığınız yerlere yani tabii şu an benim yaptığım gibi tak 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 hızlı yapamayabilirsiniz. Belirli yerlerini bilmediğiniz için benim muscle memory'm var. Ama dediğim gibi bir jump'ta mesela zorlanıyorsanız Space W ile atlayın. Emin olun çok yardımcı olacak. Ve burada da direkt hemen atlamayın. Şuraya ışın vurunca atlayacaksınız. Burada timing önemli. Bu yeşil zımbırtı en tepeye geldiğinde atlamanız lazım. Böyle kolay bir jumping puzzle. PvP'ci arkadaşlar daha rahat yapacaklardır bunu. Çünkü PvP'de zıplamalar, şeyler önemli olduğu için hani bir sürü parkur yapıyoruz biliyorsunuz. Buraya biraz daha aşina olacaklardır. Bu şekilde gördüğünüz gibi 10 tane trikor threat bag veriyor. Çok iyi değil. Ben tabii yaptığım için şu an bende yok. Ama Mad King Chest diye bir chest atıyor. İlk yapışınızda her festivalin geldiği ilk yapışınızda. Günlük değil sadece 20 günlük ses şey periyotta bir defa. Hani o yüzden bunu bir kere yapabiliyorsanız yapın 3,5 gold. Gördüğünüz gibi 1 dakika 3,5 gold. Buraya da çıkıyorum. En azından achievement için de yapacaklar için de para olmasa da achievement bazında bir gösterge gösterme olmuş olur. Mad King'in tavrından da bu şekilde bahsedelim istedim. Şimdi tekrardan Lion's Arch'a çıkıyorum. Lion's Arch'taki kostüm Brawl yerini de sizlere bir göstereyim. Zaten bahsettim ama belki bulamayan arkadaşlar olacaktır. Mad King Says yapıldıktan sonra burada oluyor arkadaşlar. Şu an yüklenmedi aynen. Burası. Buranın tepesinden şöyle girdiğiniz zaman bu kazanın içine sizi dışarıya atıyor. Sen küçükken kazana düştün. Kostüm Brawl oluyorsunuz. Direkt burada buradaki diğer kostümlü şeylere dalarak onları kesebilirsiniz. Veyahut da eğer elinizde şey varsa en güçlü toy budur aynı zamanda. Executioner Axe Toy. Bunu Executioner outfit'e aldığınızda sahip oluyorsunuz. Bu eskiden ta Vanilla'da movement için alınıyordu. Hani ama şu an kostüm Brawl'da da işe yarıyor. Direkt bunu alıp şunu attığınız zaman bütün kostümcüler ölüyor. Bununla şeyi de bitirebilirsiniz şuradaki achievement'ı. Community kısmında bir King of Costume Brawl şeyi var. Şey çıkışında buradaki Mad King's Ses çıkışında herkesi buraya attığı için direkt bu Axe Toy'u alıp brrr diye bir döndüğünüzde 10 tane falan kostüm Brawl'ı bir anda kazanıyorsunuz. Bu hem daily hem o için dediğim gibi orayla halledebilirsiniz. Hatta şu arkadaşın üzerinde de bir deneyelim isterseniz şöyle. Hop. Bütün canları gitti. Yaklaşık 10 küsur canı gitti gördüğünüz gibi. Bir daha atıyorum. Dönen yarak saldırısı. Güm. KO. Böyle bu şekilde arkadaşı yatırabilirsiniz. Niye bu şeye saymadı? Büyük ihtimalle şunun da olması gerekiyor. 20 olduğunda win sayıyor. Biz 15 kere vurduk. Canı azmış. Az canlı olanı kestiğimiz için bunu vermedi ama anlamışsınızdır. Çok da takılmayalım artık. Ben size asıl son şeyi göstermek istiyorum. Ascent to Madness. Burası. Bunu günde bir kere yapın. Ondan sonra Diminishing Reward'a giriyor burası. Yani düşmeye başlıyor ama günde bir kere yapın. Her gün bir kere yapılacak bir dungeon. Yani zaten dungeonlar bir kere yapılınca ödül veriyor biliyorsunuz. Aynı mantıkta. Bunun için şuraya LFG'ye girip Parties kısmından ATM yazmanız yeterli.
Hiç yoksa kendiniz yazın. Yani burada yok giremeyin falan diye değil. ATM diye yazın abi. Direkt içeriye girin ATM yazdıktan sonra. Hiç yani dışarıda adam adam beklemenize gerek yok. Çünkü içeride zaten belirli bir 2 saat bır bır etme kısmı olacak Mad King'in. Direkt openlayıp I am ready deyip başlayabilirsiniz tek başınıza. Zaten parti yavaş yavaş dolacaktır. Şu an sabahın erken saatlerinde olduğu için tabii daha yavaş doluyor. Akşam o direkt çat diye dolacak yani. Bundan emin olabilirsiniz. Direkt bu şekilde geliyorsunuz buraya. Mad King burada bır 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 ediyor. Burada şey yapabilirsiniz. Sizi fearlıyor dediğini yapmazsanız. Şöyle şuraya köşeye gidip mesela burada durabilirsiniz. Sizi fearladığında bir şey olmuyor yani. Sadece geriye doğru gidersiniz. Dolayısıyla burası kapalı alan olduğu için şey olur. Geriye doğru yani buraya doğru fear yersiniz. Ama istiyorsanız da oynayabilirsiniz. Ufak bir mini game'dir bu Ascent to Madness'ın bu kısmı. 2 saatte gördüğünüz gibi konuşacak. Yani başlatabilirsiniz dememin sebebi buydu. Burada farm yani farmlanabilitesini azaltmak açısından bu şekilde bir şey yapmışlar. Burada duruyorsunuz. Şimdi bir şey söyleyecek size. Your Mad King says diyecek bakın burada. Dance. Şimdi dance hangisi? Buna sembollerden bakın. Çünkü bazen değişiyor şeyleri. Bakın şurada mesela şununla şunların eşleşmesi lazım. Bu ikisini attığınız zaman bir şey olmuyor. Yapmazsanız fear yiyorsunuz. Çok da önemli değil. Asıl mevzu bizim burada bu arkadaş çıktığında kesmemiz. Burada tabi durursanız dediğim gibi mesela ne geldi? Cover. Aynısını yapıyorum. Bu şekilde cover atıyorum. Bunları her seferinde kesmenize gerek kalmaz. Topluca kesersiniz. Yapmazsanız şey yaparsınız. Bu adamlar mal oldukları için maalesef ki partimi bozdular. Tekrardan ATM yazıp bir daha parti oluşturayım. Burada sembolleri bekleyerek bu şekilde bunu yapıyoruz. Salut. Salut atıyorum. En uzun kısmı bu kısmı diyebilirim. Böyle sıkıcı bir mini game işte. Böyle yapacağız. Ben direkt sizi buranın sonuna ışınlayayım en iyisi. Son ödülünü görelim. Sizi bu kadar bunda bekletmeyeyim. İşte Mad King Tom burada çıkıyor. Bunu aşağı kadar bu şekilde 3-5 dakika falan sürecek bir şekilde kesiyoruz. Hemen videonun sonunda görüşürüz. Oraya atlayalım hemen. Evet şimdi sonuna geldik. Sonunda gördüğünüz gibi şöyle bir şey geliyor her gün. Buradan bunu seçiyorsunuz. Aynı zamanda Tethered Batwing atabiliyor. Bir bunu aldık, bir bunu aldık. 10 tane minimum personalize Trick or Treat bag veriyor her gün. Bununla daily Trick or Treat bag açma şeysini de alabilirsiniz aynı zamanda. Ama onun dışında benim size göstermek istediğim şey şu olacak dışarıdan. Hani 10 tane personalize Trick or Treat bag her zaman iyidir. Neden? Çünkü personalize çıkan dropların şansı daha yüksek. İyi drop çıkma şansı. Bir o. İkincisi de Tethered Batwing diye bir şey atıyor. Oradan her gün hani 10 tane şey alma amacıyla girerken çam sakızı, çoban armağanı ödülünüzü de alabilirsiniz. Onu da şöyle göstereceğim sizlere. Tethered Batwing diye. Gördüğünüz gibi 8 küsur gold. Dünyanın parası misler gibi. 5 dakikada 8 gold. Tabii ki de RNG olduğu için her seferinde atmıyor. Ama dediğim gibi drop rate'i aslında çok düşük değil. Zaten çok düşük olsa 8 küsur gold olmaz. Ama çok yüksek de değil. Çünkü çok yüksek olsa gene 8 gold olmaz. Bu şekilde. Personalizelerinizi de açacaksınız. Şurada. Bu sene hatta sembolü değiştiği için ayırt etmesi daha kolay. Şöyle use all dediğiniz zaman şeyinizi de almış olursunuz. Değilinizi de yapmış olursunuz. Bu şekilde başka da kısa sürede fazla para kazanma gibi bir yöntemimiz yok. Kazanabileceğiniz en az eforlu, en fazla para kazanabileceğiniz yöntemler bunlardı. Hepsini sizlere gösterdim. Kısa bir özet geçmek gerekirse Adventure'lar artı ATM diyebilirim her gün kısa sürede kazanacağınız para olarak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.